Saat kaç acaba? İyi, 15 dakika erken girmişim. Kendimi de arayıp bulmam lazım tabisi. Koştur koştur geldim. Cebimde bozuklar şıkır 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 ediyor. Mümkünse 11 gibi yayını yap, kaç istemiyorum demiş Nihan Hanım. Yeni görüyorum mesajı. İlk Canan sen mi yakaladın? Oradan görüyorum da şimdi yaşlılık çok uzağa okuyamıyorum. Şimdi göreceğim. Dan dan dan. Katılanlar birikince okumak da zor oluyor. Ayşe Demirtaş konuk olarak ne demek anlamadım, bu ne? Ayşe Demirtaş nerelerdesin sen? Aha da geldi. Tuğba Azraelif. Şükran Şükran, Hülya Çapar, Gülistan Dilber, Zerrin, Sema Gülfidan, Rengarenk Ebru, merhabalar, Hayriye Kartal, Canan Bir, Tuğba, ses yok mu? Aa. Selam Nurhan, Tuğba Hanım teşekkür ederim, Özlem Hanım teşekkürler, selamlar. Vallahi nasıl oldum? İşte ne derler böyle ya? Kötüden hallice. Bilemedim. Mislihan sağ ol. Ay Huriyem. İyi akşamlar. Nil Ödmen iyi geceler. Esra Hanım merhaba. Evet, Mackenzie'leri şöyle belimizle çizelim dedim. Welcome Celia. I like your work. I'm from Algeria. Peki. Niger Ayhan, iyi akşamlar. Teşekkürler Canan. Ayşe harbiden nereler? Bayağıdır bazı kişiler yok. Canan Eren yok. Ayşe'yi ara sıra görüyorum. Deniz Hanım, iyi akşamlar. Benden de sevgiler. Nevriye hoş geldin. Yeliz Hanım, iyi akşamlar. Dan dan dan. Gülnur Hanım, buradayım. İç güveyinden halledeceğimiş, pardon. Yani her şeyi değiştirdiğime göre... Onu da değiştirebilirim yani. Suratımda. Jale hoş geldin. Ya Hatice'ye haber verseniz, Naciş'e haber verseniz. Nuray Hanım hoş geldin. Ya ben bugün çok koşturdum. Arkadaşımı aylardır görmüyorum, Fatoş'u. Bugün onunla buluştum. Bir göreyim dedim. Koştur koştur da geldim yani. Rana Hanım, siz de hoş geldiniz. Siz de benim evime hoş geldiniz. Emine Çelebi hep buradaymış. Aman burada olun. Tülay Hanım, sizler de hoş geldiniz. Welcome, Rozan. Brezilya. Derya Hanım, hoş geldiniz. Serpil, hoş geldin. İyi geceler. Medine'den selam. Mekke, Medine. Ay niye soğuyorsun Ayşe ya? Öyle soğursak biz soğurduk.
Ayten Fırat, hoş geldiniz. Canan, sen hoş geldin tabii. Sen zaten ev sahibisin yani. Ben de hoş geldim herhalde diyor. Nilgün Hanım, siz de hoş geldiniz. Arkadaşlar gerçekten hani... Ay Nurten Hanım hoş geldiniz. Sevinç Hocam. Ay Sevinç Gürkan Versözlü. Hoş geldin hocam. Ya hani var ya böyle, ben bir yayına girdim mi heyecan yapıyor arkadaşlar, hocam hoş geldiniz. Aha da ben heyecanlanmaya başladım şimdi. Sevinç Hocam burada. Oy. Tay tay tay. Sevinç Hocam Adana'da. Yani nasıl derler böyle? Hepimizin hocası. Bu işe emek vermiş, çok yıllarını vermiş bir hoca. Bizim gibi değil yani. Dün bir gün iki değil. Olar o zaman. Nilgün Hanım, Funda Hanım. Aynen, diğer geri dönüşüm Yasemin Bayrak'la da yapacağım. Orada Demet'i görüyorum hocam. Hoş geldin Demet. Burada niye görmüyorum seni? İyi geceler. Melek Hocam da burada. Teşekkür ederim. Nuran bir Mackenzie dedi. Balıkesir'e de selam. Bunları okursak biz var ya, hepsini okursam Allah. Medine'deyim. Ay dua mı? Vallahi billahi. Dua edin, başka ne isterim ya. Allah'ım ya Rabbim. Gerçekten çok isterim. Nazife Genç de burada. Almira yani. Betty'yi çağırdın mı? Teşekkürler Edine. İskenderu. Adana. Adana'yı nereden salladım ben şimdi? Hocam vallahi kusura bakmayın, ben kayışı kopardım yani. Aylar oldu sizle hiç konuşamadım da, yazışamadım da. Adana değil Sıdıka Hanım ya, İskenderun. Ben yanlış söyledim. Sorry. Adana'da neredeyse düşeceğim peşine. Sıdıka Hanım, düşecekseniz peşine İskenderun'a gidin düşün vallahi. Benden demesi yani. Pişman olmazsınız. Yo, çok şık değilim. Şu benim Matrix şeyim var. Arkasını kendim boyamıştım. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Şu melek kanadım var ya. O hırkamıştı böyle, her tarafı kesik mesik, asimetrik. Birgül hoş geldin. Serap hoş geldin. Ay Serpil Hanım. Sıdıka Hanım ne oldu? Adanalı. Adanalı ama İskenderun'da. Naciş de geldi. Bir Hatice yok. Şu Hatice'yi çağırın, sonra mesaj atıyor hocam yayın bitti mi diye. Şimdi arkadaşlar, Mackenzie tarzı çalışmaları zaten stencil'larla yapıyoruz biliyorsunuz. Siyah, beyaz, kareli, damask, damalı, işte baklava, puantiyeli falan falan. Ya bu bir tarz zaten. O yüzden onları yapıyoruz. Fakat işte ne bileyim, çaydanlık etrafı olabilir, şekerlik etrafı olabilir. Benim geçenlerde yaptığım gibi kabak da olabilir. Siyah beyaz çizgili olabilir. Fakat altınla birlikte birleştiği zaman keyifli ve güzel oluyor. Şöyle de bir şey var. Evet, stencil'la uyguluyoruz ama çok simetrik ve çok düzgün oluyor. Fatma Ekin Hanım, benden de Mersin'e selamlar. Ben tabii bir yandan da... fabrikasyon değildir bizim işimiz. Yaptığımız iş budur. Yani böyle tamam, temiz, güzel, düzenli olmalı. Fakat el emeği olduğu, bir elden çıktığı da belli olmalı. O yüzden bazı şeylerde
direkt mesela arkamdaki duvar bantla yapıldı. Gayet düzgün. Fakat bunu elle çekseydik imkansızdı yani bunu yapmak. Yani konik, elips, yuvarlak, asimetrik boyutu oluşan olan objelerde bu tür çalışmalar çok zor. Nigar Hanım hoş geldin. Ben de yarın saat 19 bir Facebook gösterisi yapacağım. Çünkü ben yeni tele transfer aldım. Hayırlı olsun. Ayşegül Gedikoğlu. Yeni başlayanlardansınız hatırladım. Neyse. Şimdi. Boyayacağımız yani makenzi yapmak istediğimiz şey neyse. İlk önce beyaza boyuyoruz. Çünkü siyah üzerine beyaz yaparsak kapatmamız çok zor ve fareler, dalgalar olur. Beyaza boyayıp üzerine siyah çalışmamız çok çok daha mantıklı olur. Canan hoş buldum deyince Canan Eray geldi zannediyorum ben de. Baklava şeklinde de yapabilirsiniz. Ama sehpa gibi düz yüzeylerde bu çalışmayı ya bant çekerek yapın ya da stansınını kullanın. Oraya kadar her şey normal. Şimdi Mackenzie'deki olay bir boş bir doluyu takip ederek gideceğiz. Dişim ağrıyormuş. Geçmiş olsun diyeyim o zaman. Bir boş bir dolu olarak gidiyoruz. Yani orada tek dikkat etmemiz gereken şey boş ve dolu olması. Ben olayım. Yandım. Şurada bir kağıt parçası falan bulursam eğer. Beyaza da beyaz gözükmüyor ki ya. Neyse. Şimdi şu çizgileri çektiğimizde görüyorsunuzdur. Bakın. Çizgilerimizi çekiyoruz ve bölüyoruz. Mesela şunu farz edin ki çalışmamızda kullanıyoruz. Buradaki olay burayı dolduruyorsak burayı boş bırakıyoruz. Hemen çaprazına geçiyoruz. Sonrasında sağa geçtiysek sola dönüyoruz derken olay böyle oluşacak tabii ki. Evet, sessiz olun bakayım ders başladı. Dın dın dın. Şöyle fırçamı biraz ıslatayım da. Amma da konik bir obje seçtim. Hadi bismillah, hayırlı olsun. Şimdi arkadaşlar, kendinize burada güvenin. Böyle fırçanızı sağ, yani serbest bırakın, kasmayın kendinizi. Aşağıya doğru tek bir çizik atın. İlla bu şey olması gerekmiyor. Aman aman mükemmel bir şey olması gerekmiyor. Gidemezsin Almira, otur oturduğun yerde. Dersten atarım seni bak. Şimdi obje konik olduğu için biz bunu kendimize göre ayarlayacağız. Yani ben ayarlamayı düşünüyorum. Çünkü verev gelen yerlerde aynı simetride düzlük yapmanız objeyi daha kötü yapar. Tacihan hoş geldin.
Bu aralar vallahi ben bayağı bir nette uzağım. Yayınlarını falan gördüğümde elimden geldiğince damlıyorum oralara ama işte. Ya derste oluyorum. Bazı şeylerde inanın çok mükemmel olmaktansa el emeği olması çok çok daha önemli. Bursa'dan İmran Hanım gelmiş. Hoş geldiniz. Şimdi yanlara doğru giderken de aynı koniklikle yani eğrilikle gidin. Farkındaysanız. Vestel için boyadığın buzdolabı görmedim de Aydın Bey bana resmini attı bir buzdolabının önünde, öyle bir yarışma mı olacak falan bir şey dedi. Şey yapamadım. Nerede, Instagram'da mı yayınladın? Hemen bakayım. Daha doğrusu resim atınca aa Tacihan mı dedim. Evet, Vestel için bir yarışma olacak yazdı ama ben tabii kurs içerisindeydim, yoğundum. Gerisini de hatırlamıyorum. Dönemedim bir türlü. Hemen bakayım. Bakın, devam ediyorum. Aynı şekilde gidiyorum. Tabii bu biraz daha zahmetli bir şey. Ne arayayım? Hani öyle aman aman hemen hop 2 dakikada olacak bir şey tabiisi değil. Fırçanızın her zaman hafif ucunu suya batırın. Vay baksana bizim grup görmüş. Ben görmemişim herhalde. Şimdi bu fırçayı kafanıza takıyorsunuz. Sonrasında haydi bismillah diyoruz. Kareleri yapmaya başlıyoruz. Siz şöyle görün. Bir dolu, bir boş. Bir dolu, bir boş. Bunu şaşırmayın, yeter. Gerisi. Şimdi sağlı ve sollu dolu yaptığımız için burada ortayı, ay sağlı sollu dolu yaptığımız için ortası boş. Şimdi bu orta dolu olacak. Size dönük çalışayım diye tersten düzden gidiyorum ama artık hatasıyla, sevabıyla, günahıyla. Şimdi ortayı yaptığım için 3 kare ya. Ortayı geldiğim için şimdi 2 tane yanları dolduracağım. İşte bunlar. İçini doldururken boyama su katmıyorum arkadaşlar. Boyamı saf haliyle. Vay be, buzdolap mı? Biz de katılsaydık nasıl bir yarışmaymış öyle. Buzdolabım yok dermişim. Gördünüz. Neyse ben şurayı şöyle şöyle gideyim. Yeniden ortayı dolduruyorum.
ana hatlarıyla bunu belirledikten sonra zaten yan tarafları daha rahat gideceksiniz. Garanti veriyorum dermişim. Kafanızdan fırçanızı çıkarıyorsunuz. Bitmeden hasta mı oldun? Nasıl yani? Şimdi geçmiş olsun diyeceğim. Şimdi aynen domino taşı gibi. Ya bana çay gelmişti değil mi? Karşı masadan. Santranç masalarındaki gibi, dominodaki gibi. Şimdi yanlarda ilerlerken biraz daha rahatız. Yaptığıma mahsus oldun. Allah seni. Ben vallahi diyorum geçmiş olsun desem ama acaba elimdekine mi diyor yoksa gerçekten hasta mı bilemedim yani. Şimdi yeniden. Hep yeniden yeniden. Hayatı yeniden yaşamak. İkinci bir şans. Nereden geldi aklıma bilemeyeceğim. Şimdi bakın. Şuradan geliyoruz ya. İşte o yüzden kolaylaşıyor. Bunu buna birleştiriyoruz. Burayı buna birleştiriyoruz. Burayı buna birleştiriyoruz. Ya bunlar benim bildiğim kısa yollar diyeyim size. Tabii siz daha kolay bir yöntem bulabilirsiniz. Sıkıntı yok. İşte. Şimdi aynı mantıkla gidiyoruz. Burası boşsa burası dolu olacak. Hop. Herhangi bir düz uçlu fırçayla işinizi çok kolay yapabilirsiniz. Tabii ben ders formuna geçtim. Gördünüz mü? Gitgide gidiyoruz. Fırçanın virgül düzgünlüğü çok çok burada önemli bir şey değil. Aşağı doğru git. Bırak seninki de eğri olsun. Ne var yani? Önemli olan el emeği olmasın. Yani bence. Çok böyle aman aman şey yapacaksın diye bir şart yok. Kendinizi arkadaşlar kısıtlamayın böyle. Çok mükemmeliyetçilik burada olmasın. Yaptığınız işler tabii ki güzel olsun. Ama aman eğri olmasın. Aman ne bileyim herkesten mükemmel olsun. Olunca işin içine bunlar girince tamamen yapmak istediğiniz tasarımı da kısıtlıyorsunuz. Kendinizi de kısıtlıyorsunuz. Ve sonuçta bu iş zevkten çıkıyor. Eziyete dönüyor. Bırakın ya rahat bırakın ne var yani. Senin Mackenzie'nin de yolu farklı olur. Diva da mı yok? Bakın böyle. Yani bir gül sen bunu atıyorum eğri çektin ne olacak? Bir yerde düzeltirsin. Dert etme o kadar yani. Hayat kısa. Onu bunu dert edip ne yapacaksın? Eğlenin. Ben eğleniyorum. Bak neredeyse karenin altına kare denk gelecekti. Ayvayı yiyecektim ama denk gelmedi. Yırttım. Teşekkürler Mustafa Çiğdem. Almira bak bunu istiyordun. İyi seyret.
Fatoş İlhan, kendi yaptıklarını beğen. Sen hani şey gibi düşün bu işi. Önce kendine güvenmelisin. İnsanların sana güvenmesinden önce sen kendine güvenmelisin. Bir şeyi yapamam, ay ben bunu acaba mı, acabalar hayatınızda olduğu sürece inanın bana başarı oranınız %50 geriler. Yani senin o çok beğenmediğin şeyleri aa ne kadar güzel diyecek insanlar var. Artı hadi diyelim dedi. Ha, çok güzel dedi, harika dedi. Ne olacak, ne yani, ne? Yani çok böyle yapıldığının, ne bileyim çok beğenilmesinin egosuna kapılmaya gerek yok. O biraz daha egoistik oluyor. Elinden geleni yap. Bu aşamada bunu yaparsın. Bir dahaki sonra yaptığında daha güzelini yaparsın. Bir tık sonrasında daha güzelini yaparsın. Ama eğlenmiş olursun. Yani kasma kendini. Diva geçmiş olsun. Diva bademcikten yatıyordu ama. Tamam mı Fatoş'cum? Zaten rahatsızsın. Hayatı dolu dolu yaşa. Ya şeye çok alışmışız. Hani şimdi tabii yanlış anlaşılırım diye de tırsıyorum. Tırsmıyor değilim ama. Birileri için yaşamaya, yani arkadaş, eş, çocuk bilmem ne, aman o olmaz, ay annem kızlar, yok teyzem ne der, Allah mahalledeki radar teyze ne der, bırakın kimseye yaranamayacaksınız ya. Ne olursa olsun, sizin niyetiniz iyi olsun, yolunuz size göre doğru olsun, belli kriterleri aşmayın. Bence şahsen yani naçizane akıl vermiyorum tabii de. Sevin, karşınızdakini sevin, otları sevin, toprağı sevin, elinizdeki objeyi sevin, işinizi sevin. Gerisini bırakın, sallayın gitsin. Küstü ben, aynen. Tanıdık geldi diyor. Ya inanın bana, hani ben ne yiyorum, ne içiyorum diyenler oluyor da. Sadece... Orta birdeyken Türkçe öğretmenimin söylediği bir söz vardı. Hiçbir zaman tek başına bir derdi yüklenme. O derdi sen, o sorunu sen taşıyabiliyorsan, sana o sorunu yaratanlar inan bana daha iyi taşıyabileceklerdir diye. Artı bugünün tekrarı yok. Bir daha trilyonlar verseniz şu anı bir daha yaşayamayacaksınız. Yani hayatınızdaki her an gibi ufak tefek şeylerle hayatı zindan etmeye gerek yok. Boyam eğri olmuş, aman tepsim yamuk olmuş. Ya ne oldu şunu denerim, olmadı kırarım, ne olacak ki? Benden mi kıymetli mi, sizden kıymetli mi? Değil. söylüyorum bir de bakıyorum böyle. Ya değil yani. Hobiyi çıkarttık şeyden, nedir o? Eğlenceden çıktı bir iş. Ego savaşlarına döndü, ne bileyim ben süperim, ben harika yaparım. O zihniyetle gittiğimiz için yani diyeyim. Şimdi Fatoş mevzuyu açtı da. Tülay hoş geldin. Yani Fatoş'cum hep böyle en güzelini yapayım diye düşünürsen kendini kasarsın. Yaptığını hiçbir zaman sana yeterli gelmez ve hep saklanırsın. Ha şey gibidir böyle, bir yere girdiğimiz zaman aman çok güzel giyinelim diye abartır bazıları ya, böyle en iyi kıyafetleri alırlar, en güzel en markalı şeyleri. O sonra bakarsın çok basit giyinmişti ama çok mütevazidir, değişik bir duruşu vardır kadının. Ben ona vay be derim işte. Yani öbürkününki Adidas'mış, ne bileyim ben Polo'ymuş. Yok, Journey'miş. Çok da tın. İçinde insan olmadıktan sonra giyilenin önemi olmadığı gibi sen sevmedikten sonra yaptığın şeyi ve onu çok güzel değer vererek sergileyemedikten sonra ve sen diyorum kadın da sorduğuna pişman oldun. Çok tatlı birisin.
Çok enerjiksin, hayat dolusun. O yüzden güzel güzel zevk al. Niye beğenmiyorsun? Beğen yaptıklarını. Ya çok larç olmayacağız tabii ki. Ama ya öyle her şeyle dertlenmeyeceğiz. Yani hani bilmiyorum. Alındıktan sonra alıngan olunca insan daha zor oluyor hayat. Sağlıktan öte hiçbir şeyin önemi olmadığını ben çok yıllar önce küçük yaşlarda öğrendiğim için boş verin. Bakın keyfinize. Biz bunları göstermemizin amacı şöyle güzel vakit geçirin. Ne yapacaksınız yani? Üretip bunları da ev araba mı alacaksınız? İnşallah alırsınız. Biz biz alamadık. Siz alırsınız. Tepsi falan boyayıp. Yani at deve değil, ne yapabilirsiniz ki? Çok fazla bir şey yapamayacaksınız. Kafanız dinlektir. Evinize ekmeğinizi getiririz. Getireniniz vardır ya da siz getiriyorsunuzdur. Yoğun bir iş hayatınız vardır. Oh, alın elinize sonrasında akşamında renkleri. Canınız siyah mı istiyor? Siyah yapın. Kırmızı mı istiyor? Kırmızı yapın. Yani aman siyah yaptım, bunalımda mıyım diye düşünüp dertlenip kasarsanız ahanda girersiniz bunalıma. Ayaklı Sibel var ya, yaşam koçumuz diye. Boyayı bırakacağım dermişim. Ya işte ne bileyim ben. Benim için mesela ben şu an üstümde bu var. Özel bir davet var. Eğer oraya gitmek istiyorsam, eğer oradaki insanları ben kendimden biliyorsam, üstümdekinin öneminin olmadığını düşünür, ona göre istediğim gibi gider hareket ederim. Ama orada üstümdekinin başımdakinin inceleneceğini düşünüyorsam, o zaman işte aman uğraşırım ki Allah nasıl özel bir şey giysem, ne yapsam, ne etsem, ne o gittiğim yerden tad alırım, ne eğlenirim, mümkün mertebede o tür yerlere gitmemek için 40 tane bahane bulurum valla. Çok da güzel bahane bulurum. Huyumu da biliyorum. Hani vardır ya, evimize gelen insan çayımızı içmeye, bizi görmeye gelsin. Eşyalara bakacaksa, evi inceleyecekse zahmet edip gelmesin. Hayatımızda kasacak arkadaşlar olmasın. Kasacak işler de yapmayalım. Azıcık mutlu olalım. Ne var yani? Aha da burada siyah beyaz yapıyoruz. Sevelim onu. Bak ne güzel oldu. Ne kadar güzel oldu. Ne kadar hoş oldu. Oldu mu? Evet, oldu. Yok eğri oldu, yok büğrü oldu. Olduysa oldu. Bu benim Mackenzie'm. Bu da Yasemin Kenzi olsun. Stencil'lar geldiği zaman Hatice'ciğim. Stencil'lar albümü de kaldıracağım zaten gruptan. Farklı farklı şeylerle uğraştım. Zaten ne yaparsam bir şey oluyor ya. Allah beni bildiği gibi yapsın diyeceğim. Yaptı zaten. O yüzden var mı gerek yok. Bize huzur vermeyenlerle tabii ki görüşürüz de rica minnet. Mesela kız kardeşim benim çok sever böyle mutfağı. Yeni şeyler dener, yapar falan. Mesela yaptığında, denediğimde onu, o tat lezzet hoşuma gitmediyse bakar böyle, abla beğendin mi? Evet yani derim, çok güzel olmuş fakat
hayatında arayacağım olmazsa olmaz olacak kadar bir yeri olamaz o kadar lezzeti. Ha, o varsa yer miyim? Yerim. Ama canım çekip de ya şundan bir daha yap der miyim? Hayır demem. Bu da böyle. Tabii ki herkesi sevmek zorunda değiliz. Ama herkesle düşman olmak da zorunda değiliz. İnsanı insan olduğu için severiz, sayarız. Yerini bilirse bilir, bilmezse normal bir canlı. Net görüşürüz tabii ki. Niye görüşmeyelim? Kalp kırmaya gerek yok. Kalp kırmak çok kolay da diyeti çok ağır. Ben mesela sizlerle olan şeylerde de çok korkuyorum. Eylem de bilir. Ne oluyor ya eylemin meylemin? Ben kendi kendime konuşuyorum herhalde. Eylemine ne oldu Nevriye? Aa Mine Hanım. Gül günaydın. Mesajlar ya diğer kutusuna düşüyor sonra görüyorum. Ya da çok dolu olduğu için silindikçe geliyor yukarıya. Görmeyince de kızıyorsunuz ama vallahi. Hakkınızı helal edin yani. Fatoş saçmalama, kemoterapiyi almayacağım diyor ya. O kadar da demedik. Olur mu? Alacaksın. Al sağlıklı, sıhhatli, aramıza dön. Aramızda ol hatta. Dönmeye de gerek kalmasın. Ben bunu devam edeyim mi ya? Daha yarısına gelmedim. İşte bakın, 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 bakın. Bakın, böyle yaparsınız. Sonrasında işte bu kullandığım fırçanın fazlasını alıp şöyle aralara mesela böyle kirletmeler. Sağlı sollu. Görürsünüz yabancı sitelerde de hep böyledir. Çok hafif. Fazla değil. Değil deyip fazla yaparım tabii. Bakın böyle böyle. Katılıyorum Abdurrahman Atıcı Yıldız. Çok doğru söylediniz. Adamlık kadın ya da erkek değil, yürekle alakalı bir şey. Boya yasın, boyasın. Bak ben keyif alıyorum. Keyifle yapıyorum. Sıkılmadan. Sonrasında da Sevinç Hanım, kareli stansıl var. Kareli telalarımız da var Mackenzie'ler için. Fakat bombeli yerlerde sıkıntı yaşayacağımız için ben size bir de stansıllar icat edilmeden önce Nuh Peygamber zamanında yapılan uygulamayı gösteriyorum. Ha tabii ki uygulamak uygulamamak sizin elinizde. Bir yandan da şey arıyorum ya, şuraya nokta koyacak bir şey. Diva. Diva dersi kaynıyor. Bir de arkadaşlar şöyle birleşim yerlerine noktalar yaparsanız çok daha hoş ve keyifli oluyor. Gördüğümüz görsellerde Mine Hanım neyiniz var?
Ben şöyle bir yapayım da size örnek olarak göstereyim. Gördünüz mü? Karın stansılı böyle bir objeye oturmak zor olmasından ziyade imkansız. Konik olduğu için objemiz düz olan hiçbir şey bunun üzerinde tam anlamıyla oturmayacaktır. Herhangi bir stansılı olsa dal gül olur fakat birbirini ardı ardına da takip eden bir desen olacağı için aynı simetride onu yerleştirmek ciddi çok zor yani. Kirletmeseniz tabii ki olur. O size kalmış. Mesela bir tanesinde ben yapmıştım. Üzerine gelincikler yapabilirsiniz. Çiçekler kondurabilirsiniz. Net bırakabilirsiniz. Bunu baklava şeklinde yapabilirsiniz. Dilim dilim yapabilirsiniz. Benim işte kabağın tekinde dilim, tekinde kareli yapmıştım. Yapabilirsiniz. Eğlendiğiniz sürece istediğinizi yapabilirsiniz. Birazını yeşilli yapabilirsiniz, birazını kareli yapabilirsiniz. Mesela bir objenizin atıyorum alt tarafını böyle kareli çıkıp üzerini düz bırakıp onun üzerine dilimler yapıp falan falan gibi de yapabilirsiniz. Hani daha spor şeylerde yani tutup da bir çeşme bülbülü ya da Osmanlı tarzı bir objeyi bu şekilde yorulmamak hoş olur mu? Olmayabilir. Algıyı bozabilir. Kareler denk gelmeseydi diye bir şey yok. Çünkü kareleri zaten denk getire getire yapıyoruz. Yoğura yoğura gidiyoruz. Bakın buradan aşağı iniyorum. Yani tül efektindeki gibi. Yapmayı öğrenin. Evet tabii ki buna uygun malzemeler var. Bant çekerek yapacağınız yerler var. Yapar mısınız? Tabii ki yaparsınız. Ama her şeyin önce yapmasını öğrenin de ondan sonra kaçak yolları deniyoruz, yapıyoruz zaten. Ha oldu ya böyle bir çalışma yapacaksınız, aklınıza geldi, hoş bir konsept kurdunuz kafanızda, evde bant yok, stencil da yok. Alın işte böyle çizin, yapın, uygulayın, bitsin. Aa, bakın benim gibi yan yana getirdiniz, iptal. Tavuk mu istiyorsunuz? Ben hemen bir kümese gideceğim. Hemen siliyoruz. Sonrasında sildiğimiz çizgimizi telafi ediyoruz. En son işlemimiz bittiğinde, kuruduğunda eğer ki sildiğiniz yerde bir deformasyon var mı, varsa beyazla beraber üzerine gidin. Stansılları taşırıyoruz ya arkadaşlar. Aynı şekilde tamir de edebiliyoruz. Yani taştığı zaman kurumasına izin verin iyicene. Ondan sonra bir kontür fırçası alın. Atıyorum siyah üzerine beyaz stansıl yaptık ama beyaz dışarı taştı. Kuruduktan sonra kontür fırçasıyla beyazın üzerlerini kapatın. Stansıllar rölyef çektiğiniz zaman da aynı şekilde. Taşan yerleri böyle mesela bu fırçanın arkası sivri ve koniktir. Onunla beraber aldığınızda bırakın kurusun donsun. Ondan sonra zeminin aynı rengi boyadığınızda işte bunlar da stansının düzeltme şekilleri. Orayı okuyamıyorum. Buradaki şapşal telefonda zaten ya donuyor ya dırırt gidiyor. Arada bir şeyler geçiyor ama. Helal sana Almira. Almira gene ne yaptın? Niye helal sana? Ne oldu? Biri de bana açıklasın.
Tülaycığım, bir önceki göbek boyama çalışması ne oldu? İnan bana o gün bıraktığım gibi duruyor. Daha o göbeği bitiremediğim için, göbek bitmediğinden dolayı halisiyle tabisi, hatta ve hatta inan bana ahanda çatlattığım şey de burada duruyor. Böyle aynen yayından indirdim. İndirdiğim yerde kaldı. Tavuk, arkadaşlar şunu açıklayayım. Aylardır tavuğu ilk yayınladığımdan beri Can'a Zerrin tavuk istiyor. Ben Zonguldak'ta güzel kaydırdım. Hani kendi dükkanım haricinde malzeme veriyorum bazı yerlere. Geçen oradaki malzeme verdiğim kursta bir baktım tavuğun biri duruyor. Öğrencinin biri de yapacakmış. Eğer yapmazsa hemen onu alıyorum dedim geriye. Haber bekliyorum. Gelirse Zerrin'e gidecek. Fakat zaten o tavuklardan gelir. Geldiği zaman artıkın bir web sitemiz oluşuyor ya inşallah. Yani eylem kafayı üşütmezse garibim. Nereden bulaştıysa bana kızacağız. Yok KDV'li fiyat, yok KDV'siz fiyat, yok bilmem ne, yok post. Neyse hallediyoruz. Oraya da koyarız büyük ihtimalle. Senin başın kel olur mu ya? Aşk olsun, aşk olsun. Neden öyle diyorsun? Ya daha ne tavuklar, inekler, bilmem nelerimiz vardı. Merak etmeyin, olacak. Sıkıntı yok. Yavaş yavaş. Bunlar maliyetli işler arkadaşlar. Gün gün yavaş yavaş hepsi olacak. Bakın böyle birleştirdim. Mesela bunun yarısını çok rahat çizgili yapabiliriz. Siyah beyaz, siyah beyaz. Vallahi rahat rahat obje seçeceksiniz ama kargoyu gene ben yapacağım yani. Nasıl olacak bu iş bilmiyorum ama. Amele formatına dönmem inşallah. Bakmışsınız benim saçlar falan fırlamış. Kabak aldım, makyajı boyadım. Annem diyor ki böyle kabak mı olur? Kaldır şunu gözünden. Atomu parçalamışlar, ön yargıyı parçalayamamışlar ya. Annen hep kabağı kabak gibi gördüğü için. Yapacak bir şey yok Almira. Anneler, benim annem de nasıl bayanlar? Mesela ilk zamanlar böyle eskitme, ya böyle öyle mi böyle mi işte... Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz falan. Annem bir gün dedi ki, Yasemin bu yaptıklarının bir tanesini evime koymam dedi. Ben kenarı çizilse, dökülse eşyayı atıyorum. Sen manyak mısın bunları dedi. Ne hale sokuyorsun böyle de dedi. Bir de dedi kullanıyorsun. Kadın asla. Yani 6 tane tabağın biri kırıldıysa o takım onun için perttir. Ya da sandalyenin yanı döküldüyse o tamir edilecek ya da atılacaktır. Biz tabii haşatını çıkartıyoruz. Sen de o yüzden annen kabağı kabak gibi görmek istiyorsa evlat olarak ona mecbursun bir kabak yapmaya. Vallahi özlü söz demeyin bana da. Ya ne bileyim bir şeyden bir şey hatırlatıyor işte. Bak Betül de sevmiyormuş. Ama ben seviyorum. Ve annem sevmiyor diye asla da onu yapmaktan yılmadım.
yılaydım. Size nasıl gösterecektim? Demek ki sırf kaderimde bu varmış. Birkaç kişiye demek bir şeyler öğretebilecekmişim. Onun için öğrenmişim. Ha, kullanıyorum o ayrı da tabii. Kullanıyorum derken benim evde de ne varsa artık terzi söküğünü dikemezmiş. Can Canka ne ya? Canan Eber geldi. Dişin mi rahatsızmış senin Canancım cımcım? Küstüm ya. Eyleme diyor, bana pas vermiyor. Eylem, çık dışarı, kapıyı kapat. Titanyum o kadar kolay kurumaz. Uzaydan geldi o. Mr. Spark'ın ürünü. Işın kılıcını parlatan madde o. Bilmiyorsun. Anam, burayı yapmamışım ben. Neyse ya, şunu bir bitireyim ben böyle lak lak ederken. En azından bitmiş olsun. Kalınca kalıyor. Kalana kar yağıyor. Diye bir deyim. Ay, apse durumlarımı. Bana diş demeyin. Şurada bir dişim var. Asla yani, var ya, onu yaptırmak için kaç kez şeye geçtim. Atağa geçtim ama. Of. Dişçi dediler mi bana bir şey oluyor. Nevrim dönüyor ya. Yani tanıştığım kişi sohbet edip muhabbet ederken mesleğiniz nedir dediğimde bana dişçiyim dediği an bendeki tüm algılar kapanıyor. Direkt ben boyut değiştiriyorum. Eylem mi? Eylem nereye gidiyor? Ya gitmez o. Bilir şaka yaptığımı. Anam, şimdi bir de Eylem küsermiş. Ay. Artık var ya, yayını mayını da grubu patlatırım. Eylem, düşünsene, bir tane caps vardı ya, Tülay geri dön Tülay diye, ona dönermişiz. Haha, Yasemin burada öyle bir hata yaptı ki arkadaşlar. İnanamazsınız. Neyse, hatalar da insanlar içindir deriz. Güler geçeriz. Şimdi şurada bir saçmalık oluştu. Orayı da silmem biraz imkansız şu an. Kuruyunca üzerine beyaz boyarım, geçer. İki oldu, yan yana mı geliyor? Ne yan yana geliyor? Efendim Demet. Norman. İki oldu, yan yana geliyor. Acaba bir şey yan yana mı geldi? Kareleri mi yan yana getirdim? Ha, burası mı yan yana gelecek? Hiç. Bunu düşündün mü? Hayır, düşünmedim. Şimdi. Bunu ne yaparız? Yok, stencil'a falan gerek yok. Burayı ben dümdüz beyaz yeniden boyarım. Ondan sonrasında da bu
kareyi biraz büyütüp bunu da büyütüp drink dengelerim. Sıkıntı yok. Dert değil yani. Olur mu? Olur. İnsanız arkadaş. Olaydan kopmuyoruz. Kopmaya gerek yok. Düz şey yapabilirim orayı da. Çizgi. Olamaz mı? Olabilir. Bir film vardı bak. Onun film müziğiydi. Ben denizde bir gemi. Hoppa. Hayırdır, ne oluyor? Hah, geldi. Bak, iki çizgi yan yana gelince ne oldu? Yayından düştük. Çok fena oldu. Allah'tan geldik yani. Yağarsa yağmur yağar, yağarsa yağmur yağar. Ben zaten İslammışım, ben zaten İslammışım. Ay böyle var ya, belli bir şeyden sonra matematik gibi geliyor. Ya niye ben bunun hepsini yaptım Allah'ınızı severseniz ya? Acelem ne benim ya? Çok enthusiastic. Evet arkadaşlar, yayın gidiyor. Artık bana diyor ki yayın, Yasemin git zıbar. Anneannem öyle derdi. Lazlar'da öyledir. Zıbar derler. Burayı dümdüz aşağıya insem orayla bağlarım. Olmaz. Buraya bir şey yapmam lazım. Aa, normal 98 beğenim olmuş. Vallahi normal var. Ha, normal deyip duruyorum. Baycap. Yat aşağıya zıvar derdi anneannem. Ben böyle her şeye böyle bır 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 burnumu sokardım. Dır 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 kadının başının etini yerdim. O da bana yat zıvar derdi. Aman ya, ah. Aman be ya. Şimdi bu döngü içerisinde çok fark edilmiyor. Yani yana geldi. Neyse ya. Bakın şimdi. Bakın. Şimdi şöyle oldu benim şekerliğim, tamam mı? Ya inanın bana, şimdi şöyle bir şey diyeyim. Şaşır bak şaşır moduna geçeceğim ya. Tararam tararam tararararam. Zaten islanmışım. Bir dolu, bir boş. Şurada bir dolu lazımsa elimdeki fırçayla bir dolu yaparım. Aha da olur. Lazlar öyle der. Ahan da oldu.
Aynen Nil Hanım ya. Şu matematiğin olmadığı bir yer yok. Al. Daha burayı da unutmuşum. Size göstereceğim diye. Şurayı da yapayım da. Ya arkadaşım yani elde boyuyoruz. Bulmaca demişken çok önceden böyle bir kutu yapmıştım. Ha, onu da söyleyeyim. Kutuyu beyaz boyayın. Ufak bulmaca formunda belli karelerle yapılıyor ya bulmaca. Onunla birlikte işte oraya bir söz yazın. Ne bileyim işte Eylem Yasemin için çok çalışıyor. Altına da işte Yasemin hakkını nasıl öder falan gibi. Bulmacayı düşünün. Bulmaca gibi yapın. Ay böyle bir şey yakında zamanda yapalım. Bulmaca olarak hazırlayın. İşte sevgilinizin ismini, eşinizin ismini soldan sağa, sağdan sola gibi gibi formatta böyle bir çalışmam vardı. Şimdi aklıma geldi birdenbire. Bulmaca denince şurayı da bir simsiyah gideyim. Kalana kar yağmasın mantığından devam ederek. Eminim buna bir daha elimi sürmeye fırsatım olmayacak benim. Olmayacağı için de hoppa. İsterseniz kareleri belli yerlerde birleştirirseniz burada da çizgileriniz oluşur. Bir sürü bir şey yapabiliriz. Anladınız. Yani sonuçta şu karelerin mantığını anladıysanız benim yamuk yumuk karelerimi şey güzeldi yani Nigar Hanım dedi ya böyle kirletmesek olmaz mı diye. Evet tabii ki olabilir. Tabii ki olabilir. Bize kalmış bir şey o. Fırçalarımı bile yıkamaya vaktim yok. Suyun içinde kalmış bu garibanlar burada. Hadi yanına iki tane daha ekleyeyim ben. Şimdi yakalım sigaralarımızı, alalım çaylarımızı. Muhabbet edelim dermişim. Tabii ki şaka. Gel Almira. Allah Allah. Almadık mı? Geldiğinde almadık mı yani? Perizat Hanım sigara yok dedi. Canım arkadaşlarım, ben kareleri bu şekilde yapabileceğinizi anlattım elimden geldiğince. İstediğiniz gibi yapın. İşte birazını kareli yapın, birazını baklava yapın, birazını çizgi yapın, birazını puantiye koyun. Ya da dediğim gibi işte arkadaşınıza bulmaca şeklinde hazırladığınız bir kutuyla bir jest yapın. Yapın. Sağ olun. Rica ederim. Sevinç Ertan. Gülhan Sivik nerelerde? O da yok meydanda. Beyhan Dokuzlar. Teşekkür ederim. Kapağı siyah beyaz yapmadım. Çünkü içine altınlar koyacağım. Mackenzie'nin en büyük özelliğinden biri altın ve siyahın birleşimidir.
Evet Akgül Sibel, kalbimi atın. Ben artık gideyim. Damalı çeleği de aynı şekilde cama uygularsın. Cama uygulayacağın bir dekopajı nasıl önden dekopaj tutkalı sürüyorsun, arkadan aynı şekilde, yani onu aynı şekilde transfer edip arkadan boyarsın. Orta yaşlı bayanmış. Allah'ım ya Rabbim. Tülay sen neler yaparsın bunlarla? Fatoş'cum ayaklar konulacak diye düşünüyorum. Vallahi yani bilemeyeceğim ne kadar ne koyacağız ne olacak. Teşekkür ederim. Hani çok harika olmadı ama keyifli, eğlenceli şekilde yaptık mı? Yaptık. Siz bunu geliştirebilirsiniz. Yani balık tutmak değil, yani balık yemek değil, balık tutmak gibi düşünün. Her zaman aklınızın bir köşesinde kalsın. Elinizde malzemeniz olmadığında ya da bu tür oval, elips, konik bir şey yapmayı düşündüğünüzde rahatlıkla alın fırçanızı elinize. Korkmayın. Aha ne oldu? İki kare yan yana geldi. Geldiyse geldi. Çok dert değil. Folyo kabartma gösterebilirim. Yaptım da. O beni çeken biri olduğu zaman olmalı ki şöyle yanımdan çekip elimi görmelisiniz. Evet Tülay güzel çalışmalar yapıyor. Yani hepiniz yapıyorsunuz. Senin liste ne zaman kargoya verilecek Tülay'cığım? Birkaç elimde olmayanlar var. Onlar da geldiğinde hemen göndereceğim. Vallahi var ya şu kargo korkusundan yayın açmazmışım. Ay. Teşekkür ederim Almira. Sağ ol Canan. Hayata bakış süper değil. Sonuçta bakacak bir hayatımız olduğu için şükredelim. Gerisi çok da önemli değil. Ne oldu kollarıma benim ya? Allah Allah. Camda uygulayabilirsiniz. Norman hanımefendi. Camda da uygularsınız. Multi surface'lerle cam üzerinde çok güzel uygulama yapabilirsiniz yani. Stencil'lar normalde bugün gelmesi gerekiyordu ve gereken kargoları bizim çıkartmamız gerekiyordu. Fakat gelmedi. Stencil'ları siteden de hani gruptan hatta çoğunu kaldırdım. Birkaçını daha kaldıracağım. Sadece özel olarak şey yapacağım. Çünkü şey var arkadaşlar, bazı şeyler telifli olma ihtimali varmış. Ve paylaştığınız resimlerde de aynı risk altındayız biliyor musunuz? Mesela George's kızları falan, bunlar telifli resimler. Dekopaj diye paylaşıyorsunuz ama başınıza iş alma olasılığınız yüksek. Ben bunu söylediğim için bazılarını hani bunu iyi niyetli uyardığım için beni... hani telas atamamak için bize resim paylaştırmıyor gibi şeyler söylendi. Aslında alakası yok. Pinterest Derya Deniz, Google Derya Deniz. İsteyen istediği yerden istediği şeyi kullanır. Alın, çıktısını alın, yapın. Ama paylaştığınız zaman ki bizim grubumuzda bunu yeni yaşadık. Tabii siz madalyonun diğer yüzünde olduğunuz için bu tarafı ben uğraşıyorum. Paylaştığımız ya da yaptığımız bazı şeyler gerçekten görüyorsunuz grupta canlı yayında da var yabancılar aşırı derecede. Farklı şekilde tepkiler alıyoruz. Paylaştığınız dekopaj adı altında da olan resimler lisanslıysa eğer, imzalıysa, logoluysa direkt şeyle vergi dairesi maliye ile birlikte telifle sıkıştırabiliyorlar ya da dava açabiliyorlar.
Meral Mala unutmaz. Gördüm. Evet, kollarım kabardı. Ben ağır alerjik bir vakayım. Hiç böyle normal biri olmadım zaten. Dişlerimle doğduktan beri, yani dünyaya geldiğimde dişim olduğu için başlamış macera hala aynı. Hani bizim ürünlerle ilgili şeyler de oluyor ya, işte solventti, yok oydu buydu. Su bazlı olmasa ben bu kadar aktif şekilde bu boyalarla uğraşamam. Hemen şey yapıyorum. Şimdi bahar başladı. Kaşınma, güneş alerjim var. Hemencecik tır tır tır, bakın kollar kabarmaya başladı. Saat kaç oldu ya? İzleyenimiz 70'e düştü. Herkes uyuyacak. Aynen Aysun Hanım. Ölüme gidelim dedin de mazot mu yok dedin. Evet Tülay, polene, aktara, kediye, köpeğe, ağaçlara, bayağı bir ağaca, ota, her şeye alerjim var. Tabii ki Nigar Hanım, sana göndereceğim. Göndermez miyim? Sadece sıkıntı belli bazı desenler yok ve büyük ihtimalle yarın gelecek. Yani o yüzden ben şeye girmek istemiyorum, biliyor musunuz? Web sitesine bilmem neyine. Çünkü tabii ki elimizdeki ürün bitmiş olabiliyor. Ha denince de o kargolar gelmiyor. Benim kargom kayboldu. Geçen pazartesi elimde olacak kargo İstanbul'un içlerini bile gitmiş dolaşmış ama bana gelmedi. Yeniden düzeltildi. Yarın inşallah elimde. O yüzden işte böyle aksilikler olabiliyor ve ben yanlış anlaşılmaktan çok korkuyorum. Olur ya, paranızı yatırırsınız, ben çıkartamam kargonuzu falan diye acayip korktırsıyorum. Hatta bazı arkadaşlar aramızdaysa bilir. Derler hani, hemen borcumuz ne yatırım diyorum. Önce bir gideyim, elimde hangi malzemeler var, eksik olur. Siz tutar parayı yatırırsınız. Yani gerek yok. Oo, Ayla Zuzu. Evet, aşı falan var da benimki biraz aşıyı da aşmış. Dilaltı aşı yapılacaktı. Ben ağzıma yapılacak herhangi bir operasyondan tırstığım için yapmadım. Aysun Çetiner, senin emaneti aldım mı? Arkadaşlar, ben ürünü gönderirim. Bankaya falan da bakmam. Bazen yazıyor arkadaşlar, işte hocam ödemeyi yaptık, gördünüz mü? Ya da aldınız mı? Vallahi yalan söylüyorum. Evet aldım diyorum ya da gördüm diyorum. Alakası bile yok. Yollarım. Yatıran yatırır, yatırmayan yatırmaz. Mesela Emine'nin kargosu gitti. Kadın ödeyeceği paradan bile daha parayı bildirecektim ona. Onu bile unuttum. Kargosunu yolladım. Yok yani öyle. Ben de size güvendiğim için sıkıntı yok. Olur. Ne olacak yani? Dediğiniz gün yatmayabilir. Ya da yatırılır. Ben elimden geldiğince zaten yollamaya çalışıyorum. Ben böyle çok dolandırıldım aslında da, daha önce ticari sayfalarla iş yaparken. İnanın ne emek harcayanlar var, biliyor musunuz, böyle bedavaya mal almak için. O yüzden bizim grupta öyleleri yok. Sıkıntı da yok. Oldu oldu, olmadı. Dert değil yani. Böyle 50-100 lirayla, 10 lira, 20 lirayla batmayız da, çıkmayız da. (Gülüyor)
Tamam. Gidiyorsun dedim o zaman. Ben zaten geldiğinde size yazacağım. Hani böyle böyle geldi, kargonuzu göndereceğim ya da gönderiyorum gibi yazarım muhakkak, merak etmeyin. Büyük ihtimalle yazarım. Genelde yazıyorum. Şimdi dedim ya yazamam. Ya aynen, ben siz için demiyorum. Yapan yapar tabii ki. Yani onu her hayatın her döneminde yapıyor ki, adamlar gidip mobilyacıdan mobilyayı alıp gidip başka yere. Ya geçen bizim caddedeki şeylerden, hani traktör lastiği çok pahalıymış. Adam gidiyor traktör lastiğini alıyor kredi kartıyla. Sonra yarı fiyatına gidip başka yere satıp nakite çeviriyor. Ya böyle bir mantığı ben anlamış değilim yani. Vallahi rızkı Allah verir. Bize de rızık kimden gelecek ya da kimin parası nasip olacak, kiminkisi olmayacak. Zaten yazıldı, çizildi. Çok da dert değil. Olursa olur, olmazsa olmaz. Canan Era, evet. Canan'a 2 ay sonra yolladım hesap numarasını. Yani o bir sürü şey istedi. Kaç, 2-3 koli falan yollandı ona. Ve 2 ay sürdü, ben onu bir türlü hiç salladım, hesaplayamadım. Tamam Canan Hanım dedim, yarın yapacağım dedim. Yazık kadıncağız yani, uğraştı uğraştı bana para vermek için. Öptüm sizi. Görüşmek üzere. İyi geceler diliyorum. Ya işte benim grubumun kafa yapısı da benim gibi. Canan kazandı değildi. Canan doğurmadı Allah'a şükür yani. Biraz doğurmadı. Yani ama doğurmadı diye de benim o kadar nasıl derler, sallamamam gerekirdi. Çok da önemli değil. Ne olacak? Almayız para, canınız sağ olsun. Batana kadar devam. İyi geceler diliyorum. Hadi bay bay. Dur çabada sileyim. Bir sürü kalbim oldu. Bir de bakıyorum ha ne yazdılar diye.